bugün Ankara'nın çok önemli stadyumunun önündeyiz. Cebeci İnönü Stadyumu'nda. 100 yılı aşkındır burası bir kamusal alan. Cebeci Çayırı, Hamid'in tarlası ve sonra da Cebeci Stadyumu olarak işlev gördü. Bugün artık koltukları sökülerek yıkılmaya başladı. Burayı önce ticarete açmak istediler, konut yapmak istediler. Olmadı çünkü meslek odalarının davasıyla, mücadelesiyle iptal edildi. Şimdi buraya Millet Bahçesi adı altında bir yeşil alan yapmaya çalışıyorlar. Ama bu sahte bir yeşil alan. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü altına otopark yapacaklar, işte idari bina yapacaklar, cami yapacaklar. Yeşil alan diye aslında burada toplumsal yaşamın en önemli paylaşım ortamını denetimli bir kontrol altına almış olacaklar. Anadolu'nun her yerinde yapılan millet bahçelerinin rolü de bu aslında. İdeolojik olarak kamusal alanlarımızı, özgürlüklerimizi almak ve yeşil alan yapıyoruz yaklaşımıyla aslında açık alanlarımızı dönüştürmek. Bunların hepsi cumhuriyet değeri. Bugün burada evet birçok örgüt adına buradayız. Basın açıklamasını ortak olarak yapacağız. Ve Cebeci Stadyumu'nun yıkılmaması için, çünkü davalarımız devam ediyor ve kent belleğine, hafızamıza sahip çıkmak için 46 örgüt adına açıklamamızı buradan yapacağız. Tam 99 yıl önce üzerinde top koşturulmaya başlanan Hamit'in tarlası, birçok önemli spor karşılaşmasına ev sahipliği yapan, beraberinde panayırları, tiyatro gösterileri, açık hava sinemalarıyla semt sakinlerinin sosyalleşme mekanı olan stadyum alanı Ankara'nın hafıza mekanıdır. Yarım asır ülke sporuna hizmet veren ve kısa zaman öncesine kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin antrenman alanı olarak kullandıkları İnönü Stadyumu'nu çürümeye terk ederek işlevsiz kılmanın ranta zemin hazırlamak olduğunu Atatürk Orman Çiftliği'nden, Saraçoğlu Mahallesi'nden, Hamam Önü'nden, İller Bankası binasından biliyoruz. İktidar, Cebeci İnönü Stadı ve Cumhuriyet döneminin pek çok açık alan ve spor alanlarını yıkarak yerine konut, ticaret, AVM yapmak istedi. Bu alanların niteliğinin korunmasına yönelik toplumsal tepkinin karşısında toplumsal yaşantımızın ve kamusal alanların dini ögelerle bütünleştirildiği, ranta hizmet eden millet bahçelerini yeşil alan adı altında toplumu ikna aracı olarak gündeme getirdi. Ancak biliyoruz ve görüyoruz ki millet bahçesiyle iktidarın asıl hedefi yeni bir yeşil alan yaratmak değil. Esas istenen cumhuriyetin ilerici yaşam alanlarını yok ederek hafızalardan silinmesi, kamusal alanlardaki özgürlüğümüzün kısıtlanması, yeşil alan adı altında betonlaştırma ve dini ögelerin yaşamımızın her hücresinde hakimiyet sağlamasıdır. Nitekim Cebeci Stadyumu'nda Millet Bahçesi adı altında yapılacak olan idare binası, alanın altına yapılacak otopark, cami alanı ve onu besleyen ticari işletmeler alanı spor ve sosyal amaçlı kullanım kimliğinden uzaklaştıracaktır. Kamusal alanların ticarileştirilmesini istemiyoruz. Bir yıldan fazladır içinde bulunduğumuz salgın süreci gösterdi ki ihtiyacımız olan şey daha fazla bina, beton değil, sağlıklı, doğal ve temiz bir çevre. Fakat bu anlayışla korunması gerekli kültür varlığı potansiyeli olan stadyum ve çevresi için kamu yararı esasına dayalı planlama çalışmaları gerçekleştirilerek biz Ankaralıların hizmetine sunmak yerine bugün Millet Bahçesi adı altında çoğu beton, azı yeşil bir proje dayatmasıyla karşı karşıyayız. Tıpkı Atatürk Kültür Merkezi alanlarının İmrahor Vadisi'nin Millet Bahçesi adı altında betonlaştırılması ve belleklerin yok edilmesi gibi. Yaşam alanlarımızın talan edilmesini istemiyoruz. Peki ne istiyoruz? Projenin iptaline dair meslek odalarının başlattığı hukuki süreç devam ederken, yangından mal kaçırırcasına hukuksuzca başlatılan söküm ve yıkım çalışmalarının bir an önce durdurulmasını, tarihsel kimliğinin ve kamusal niteliğinin korunması esas alınarak yapılacak planlama ve koruma çalışmalarıyla geliştirilerek Cebeci İnönü Stadyumu'nun kent hafızamızın biz Ankaralılara geri verilmesini istiyoruz. Ben çocukken hatırlarım, büyüklerimiz Cebeci Stadyumu ile alakalı anılarını anlatırlar. Hatta şu ana yoldan geçtiğimizde buradaki gol seslerini duyarak büyüdük. Yani Cebeci Stadyumu bir kent simgesidir. Ankara'nın kent simgelerini kaybetmesine benim bir Ankaralı olarak içim el vermiyor. Bugün buraya gelen tüm örgütlere teşekkür ederim. Bir Ankaralı olarak benim hakkımı savunduğunuz için, buradaki kent simgesinin yaşamasının devam etmesini istediğiniz için teşekkürler. Otoriter rejimlerin özellikle stadyumlar üzerinden toplumsal tepkinin ifade edildiği, tribünlerin artık sahaya indiği ve bu ülkenin demokratikleşmesini ve insanca yaşam alanlarının korunması için
tavır koyduğu bir süreçte otoriter rejimlerin stadyumları sevmediğini biliyoruz. Ama bizim toplumsal yaşam alanımız, bizim gerçekten buluşma ortamımız, kamusal alanımız, ilerici yaşam alanımız olan stadyumumuza, kamusal alanlarımıza ve Cebeci Stadyumuna bir kez daha sahip çıkacağız. Ve bir kez daha Ankara'nın gerçekten Cumhuriyet'in başkenti olarak simge yapılarına yönelik yok etme tahribatına ilişkin mücadeleye devam edeceğiz. Burayı atıl hale getirdiler. Tıpkı Saraçoğlu Mahallesi'ni atıl hale getirip orayı dönüştürmeye yapmak için zemin hazırladıkları gibi koltukları sökmeye başladılar. Vinçle müdahale etmeye başladılar. Oysa hem Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin hem Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin alana ilgili davası devam ediyor. Hukuksal süreçler tamamlanmadan, kamu vicdanında kabul görmeden burayı yıkarak bir millet bahçesi, yeşil alan yapıyoruz yaklaşımıyla betonlaşmasına izin vermeyeceğiz. Burası 100 yılı aşkındır spora, sanata, kültüre, sirklere, insanların, çocukların bisiklet öğrendikleri bir alan. Bu alanı yıkarak, bu özellikle bu bölgeye, tam da bu noktaya, şu gördüğünüz noktaya kocaman bir cami yapılacak. Ya yani parkla cami ilişkisi nerede görülmüştür kamusal alan olarak? Nerede görülmüştür? Aynı basına tekrar.